Yukarı çıkalım. Merhabalar. Çok teşekkür ederiz. Geçireceğiz inşallah. Tamam. Buyurun. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Evet. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Eksik olmayın. Merhabalar. Merhabalar. Selamlar. Selamlar. Hepimize hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Başkanım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hemşerim. Oo, hemşerim. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hayırlı olsun. Çok sağ olun, eksik olmayın. Başkanım. Sağ olun, teşekkür ederim. Arkadaşlar, hep birlikte yukarı. Hoş bulduk, teşekkür ederim başkanım. Ben Nursa Öztürk, teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun. Böyle olmuş. Burada devam edeceğiz başkanım. Yola açalım arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Başarılar devam olsun inşallah. Teşekkür ederim. Bülent ben geldim. Nasılsınız? Kadınlar önceki verebilir miyiz? Ayaklarla kaldırmalıyız. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kadınlarımızda önceki verebilir miyiz? Vay hemşerim, nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. Karşı köy. Merhabalar, teşekkür ederim. Evet. Kişi var burada. Bugün mutlu günümüz. 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Zeytinburnu iktidarını ve tekrar İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun tekrar iktidarını perçemleyecek başlangıcı bugün burada yapıyoruz. İlçemizde belediye başkan adayımız, kentsel dönüşüm yönetim uzmanı Onur Soytürk'le birlikteyiz. Kendisini saygıyla, sevgiyle Cumhuriyet Halk Partisi örgüt adına saygılarımız, sevgilerimiz. Sadece bir resmi karşılama yaptık ilçemizde. Cumartesi günü saat 19'da Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde bütün üyelerimizin, Zeytinburnu halkının ve sivil toplum derneklerinin katılacağı geniş bir aday tanıtım toplantısını düzenliyoruz. Onun da bilgisini vermiş oluyor. Değerli arkadaşlar, Zeytinburnu'nda bu süreçte 7 tane arkadaşımız ben dahil aday adayı oldu. Hepimiz bu süreçte bir şekliyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Zeytinburnu'nda iktidarına hizmet edecek, hamleleri, duyguyu, düşünceyi hayata geçirecek bir davranış içinde oluyor. 7 tane arkadaşımızla birlikte bu süreçte bir niyet ortaya koyduk. Ama bu sürecin sonunda İstanbul'da, Türkiye'de hepimizin şanslı olduğu, hepimizin övünçle bahsedeceği, hepimizin alnının ak olacağı bir sonuçla karşılaştık. Türkiye'de bulamayacağımız bir adayı Zeytinburnu'nda adaylaştırdık. O bizim mutluluğumuz, sevincimiz ve gururumuz oldu. Bizim adaylığımız, adaylığımız önemli değil. Çünkü bizim yerimize gelen, bizim niyet ettiğimiz makama, mevkiye bizden daha üstün yetenekli, bilgili, becerikli, liyakatlı ve bu işi hakkıyla yapacak Onur'la birlikte onur duyuyorum değerli arkadaşlar. Örgütümüzün, halkımızın, Zeytinburnu seçmeninin kucaklayacağı, bağrına basacağı, oy vereceği, destekleyeceği bir karakterle Zeytinburnu'nda seçimlere giriyoruz. Bu seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin Zeytinburnu'nda uzun süredir iktidarını yakalayamadığımız belediye başkanlığını alacağız ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını sizlerin emekleriyle, başkanımızın
çalışmalarıyla Zeytinburnu burçlarına, Zeytinburnu'nun alnının ortasına dikeceğiz. Hepinize sevgiler, saygılar. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere belediye başkan adayımızı, onur başkanımızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Öncelikle hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. İl Başkanıma, Sayın İl Başkan Yardımcımıza, Kadın Kolları Başkanımıza ve örgütümüzün bütün değerli mensuplarına bugün bu mutlu günümüzde bizlere destek vermek adına burada oldukları için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başkanım biraz nezaket gösterdi, beni fazlasıyla övdü. Ben mütevazi kalarak ona teşekkürlerimi sunmak istiyorum bu sözleriyle ilgili. Önce kendimi tanıtayım tekrar. Onur Soytürk benim ismim. Samsun doğumluyum ama aslen Ordulu'yum. Ordu Perşembeliyim. İlkokul, ortaokul, lise hayatımı Samsun'da geçirdim. 1998 senesinden beri İstanbul'dayım. Üniversiteyi okumak için İstanbul'a geldim ve Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünü bitirdim. Mesleğimi bitirdikten sonra kısa bir süre özel sektörde çalıştım. Askerlik vazifem için Giresun'a gittim. Giresun'da askerlik yaptım. Geldikten sonra öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi olan BİMTAŞ'ta bir 6 aylık çalışma sürecim var. Daha sonra GIS uzmanı olarak Gazi Osmanpaşa Belediyesi'nde çeşitli görevlerde 5,5 yıl çalıştım. Gazi Osmanpaşa Belediyesi'ndeki görevim sırasında kentsel dönüşüm şefliğine atandım. Oradan ayrıldıktan sonra yabancı ortaklı bir özel şirkette gayrimenkul geliştirme müdürü olarak yaklaşık 1,5 yıl çalıştım. Bu süre zarfında Beyoğlu'nda Örnektepe Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm süreçlerini yönettim. Oradan ayrıldıktan sonra 8 yıl boyunca KM Kentsel Yenileme Merkezi diye bir şirketin genel müdürlüğünü yaptım. Buradaki genel müdürlüğüm sırasında hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hem de neredeyse 39 ilçesinin tamamında bizim ufaklı projelerde yer aldım. Hem kendi uzmanlık olan, mesleğim olan şehir planlama konusunda, hem imar planlama konusunda ama başlıca uzmanlık olarak da kentsel dönüşüm alanında çok çeşitli faaliyetlerde bulundum. Yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bayrağının altında Alanya, Bursa, Manisa, Erzurum, Samsun, Diyarbakır'da kentsel dönüşüm projeleri yönettim. 3 yıl boyunca Cizre'de terör nedeniyle evleri yıkılan hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın evlerini yeniden yapılması ve uzlaşma süreçlerinin içerisinde yer aldım. 2019 yılı Haziran'ında Ekrem Bey İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra Kasım'ın 26'sında bana da kutsal bir görev emanet etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden İmar AŞ şirketini 4 yıl boyunca genel müdür olarak yönettim. Bu süre zarfında İstanbul kent yüzüne yönelik, İstanbul'un tamamına yönelik pek çok başarılı projeye ekip arkadaşlarımla beraber imza attım. Kiptaş ve Bintaş'la birlikte İstanbul yenileniyor süreçlerini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bu ay sonunda temeli atacağımız Eyüp Sultan'daki projelerimizi, Beşiktaş'taki Karantilköy projemizi, Beykoz'daki Çubuklu projemizi, Kağıthane'deki projemizi hayata geçirdik. Zeytinburnu, Tuzla gibi deprem riski altında bulunan pek çok ilçemizle ilgili projeler geliştirip hayata geçirdik. Bu süre zarfındaki edindiğimiz tecrübeyi bürokrat olarak devam ettirmekten siyaset hayatına atılıp siyaset hayatındaki teknik kadroların kuvvetlendirilmesi hem siyaseti hem de bürokrasiyi bir araya getirecek bir gelecek hayali kurduğum için 1 Aralık itibariyle bürokratlık görevimden, İmar AŞ'lik genel müdür görevimden istifa ettim. Bildiğiniz üzere pazartesi akşamki MYK'dan ve sonraki parti meclisi toplantısından da Zeytinburnu parti örgütümüzün de katkılarıyla, başkanımızın da onaylarıyla Zeytinburnu Belediye Başkanı adayı olarak atanmış bulunuyorum.
için bu göreve layık görülmemde emeği geçen bütün parti büyüklerime şükranlarımı sunarım. Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevi benim için son derece kutsal bir görev. Bu göreve aday olmak başlı başına o kutsallığın ve parti rozetini takmanın, Cumhuriyet Halk Partisi rozetini takmanın onurunu, gururunu ve sorumluluğunu yaşıyorum. Zeytinburnu yaklaşık 11 milyon metrekarelik yüz ölçümüyle, 280 bin nüfusuyla, Arnavut'undan, Tatar'ından, Karadenizli, Laz'ından, Çerkezi'ne pek çok Balkan göçmeninden pek çok hemşehrimizin bir arada barış içerisinde yaşadığı güzide ilçelerimizden bir tanesi. Bu ilçemizin hak ettiği değeri bulabilmesi için mevcutta oturduğumuz binaların deprem karşısındaki risk faktörünü, risk tehlikesini ortadan kaldıracak bütüncül kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirebilmek için Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla yönetilebilmesini sağlamak için anne karnındaki çocuktan başlayıp bebek, genç, yaşlı, ihtiyaç sahibi her bir vatandaşımızın Cumhuriyet Halk Partisi'nin mottosu olan sosyal belediyecilik imkanlarından faydalanabilmesini sağlamak için bu göreve talip oldum. İnşallah sizlerin de desteğiyle parti örgütümüzün, gençlik ve kadın kollarımızın, diğer yürütücü organlarımızın destekleriyle başkanımızın da dediği gibi Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını Zeytinburnu Belediyesi'nin yönlerine çekeceğiz inşallah. Çok heyecanlıyım. Bu heyecanıma ortak olduğunuz, destek verdiğiniz için sizlere şükran sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar biliyorsunuz bugün sevgi günü. İlk başlangıcını da sevgi gününde yapıyoruz. Sloganımız Zeytinburnu'nda sevgi kazanacak. Birlikte 58 bulvara karakterlerimizi alacağız. Sevgililer günü kutlamak için yurttaşlarımızla, hanımefendilerle orada karşılaşacağız. Onlara başkanımızı tekrar tanıtacağız. Bundan sonraki programımız 58 bulvar programı. Hepinizi o programa davet ediyorum. Tekrar sevgiler, saygılar. Pardon, my name is...